Kanal Üç ekranlarından günaydınlar efendim. Duyguyla Keyif Kahvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yine stüdyomuzda birbirinden değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Ardından yine haftanın filmlerini, haftanın kitaplarını da ekranlara taşımaya devam edeceğiz efendim. Hazırsanız kahveleri içmeye kaldığımız yerden devam edelim. İlk olarak ekranlarınıza haftanın filmlerini getireceğiz. Bakalım bu hafta vizyona hangi filmler girdi? Birbirinden güzel filmler bu hafta yine izleyici ile buluştu değerli izleyenler. Gülmek isteyenlerin adresi olarak görülen Hükümet Bey filmi, köyde üç eşiyle yaşayan ağanın film çekimi için köye gelen bir oyuncuya aşık olduktan sonra yaşanan olayları ele alıyor. Hükümet aşkını ilan edince Fadile kendisine ne diyecek? Yönetmen Mehmet uzun süredir hayalini kurduğu filminin çekimleri için harekete geçer. Senaryosunu yazdığı Cin Başka Peri Başka filminin ekibin ve bütçenin kısıtlı olmasına rağmen çekimlerine başlamak için Urfa Halfeti'ye gider, bölgede yaşayan ve 3 eşi olan Hükümet Bey, çekimlere gelen oyuncu Fadile'ye platonik olarak aşıktır. Beklenmedik bir zamanda film çekimleri için köyüne gelen Fadile ile karşılaşan Hükümet, ona aşkını ilan eder. 4. eş yapmaya hazırlanan Hükümet bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur diyelim. Evet efendim, Hükümet Bey filmi de yine 20 Eylül'de izleyicisiyle buluştu. Toplamda 1 saat 57 dakika uzunluğunda komedi türünde bir film, özellikle yorulanların, bu hafta ben gülmek istiyorum diyenlerin mutlaka tercih etmesi gereken filmlerin başında geliyor diyelim ve hemen ikinci filmimizle kaldığımız yerden devam edelim. İkinci filmimizin ismi ise Dedemin Gözyaşları, yine 20 Eylül'de Beyaz Perde ile buluştu. Toplam 1 saat 56 dakika uzunluğunda yine dram türünde bir film. Haftanın ilk dram türündeki filmi Dedemin Gözyaşları izleyiciyi biraz üzecek gibi görünüyor. Lösemi hastası olan ve anne babasını bebekken kaybeden Mustafa'nın yaşaması için dedesinin çabaları yine Dedemin Gözyaşları filminde detaylı olarak anlatılacak değerli izleyenler. Yine konusu hakkında da sizlere detaylı bilgi verelim. Mustafa anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Bu durum üzerine Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında yaşayan dedesi Kemal tarafından da sevgiyle büyütülür. Torunuyla mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yakalanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal olağanüstü bir mücadele verir. Evet, yine tekrardan hatırlatalım, ağlamak isteyenler de, ben bu hafta ağlamak istiyorum, stresimi atmak istiyorum diyenler de mutlaka Dedemin Gözyaşları filmine gidebilirler diyelim ve bir sonraki filmimizle devam edelim. Yine bir sonraki filmimizin ismi ise En Sevdiğim Pastam, Aşkın Yaşı Olmaz derler. En Sevdiğim Pastam, yalnız ölmek istemeyenlerin hayatlarına da perde aralıyor. 70 yaşından sonra bir aşk hikayesi izlemek isteyenler bu tatlı romantik filmle buluşacak. 70 yaşındaki Mahin, Tahran'da yalnız yaşayan bir kadındır. Kocası ölen Mahin'in kızı da Avrupa'ya göç etmiştir. Öğleden sonra çay için arkadaşlarıyla buluştuğunda ona aşk hayatını yeniden canlandırma fikrini yine arkadaşlar aşılamaya başlar. Bu düşünce Mahin'i korkutsa da aynı zamanda da artık içini umut kaplamaya başlar. İçini açmaya ve birisiyle tanışmaya hazır olan Mahin'in bu süreçte yaşadığı şans eseri bir karşılaşma onun için unutulmaz, mutlu bir aşka dönüşür. Yine 20 Eylül'de izleyiciyle buluştu değerli izleyenler. Toplamda 1 saat 36 dakika uzunluğunda yine romantik, komedi ve yine dram türünde bir film diyebiliriz. Yine bir başka filmimizle devam edeceğiz. Bir diğer filmimizin ismi ise Transformers Başlangıç. Yine 20 Eylül'de izleyicisiyle buluştu. Özellikle çocuklarıyla film izlemek isteyenler bu filmi tercih edebilir. Yine filmimizde robotların gizemli dünyası detaylı olarak anlatıldı diyelim. Bir diğer filmimiz ise Mickey Mouse'un Tuzağı. 20 Eylül'de yine izleyiciyle buluştu. 1 saat 20 dakika uzunluğunda komedi ve korku türünde bir film. Komedi ve korku karışımı bir filme hazır mısınız? Mickey Mouse'un Tuzağı, farklı içeriğiyle dikkat çekenler arasında yine bu hafta yerini alıyor. Filmde doğum gününde ölüm savaşı veren bir gencin hikayesi anlatılıyor. Bugün Alex'in 21. doğum günüdür ve bu özel günde eğlence salonunda geç vardiyaya mahsur kaldığı için arkadaşları ona da sürpriz yapmaya karar verirler. Ancak Mickey Mouse gibi giyinmiş maskeli bir katil, Alex'in hayata kalması gereken kendi oyununu onlarla oynayacak.
oynamaya karar verir. Alex doğum gününde bu oyundan sağ çıkmak için arkadaşlarıyla birlikte de yine zorlu bir mücadele vermeye başlar. Tekrardan hatırlatalım. Mickey Mouse'un Tuzağı filmi de 20 Eylül'de izleyicisiyle buluştu. Toplam 1 saat 20 dakika uzunluğunda yine komedi ve korku türünde bir film. Alex'in doğum gününde başından geçenler her iki türlü de detaylı olarak anlatılmış diyelim ve bir diğer filmimizle devam edelim. Bir diğer filmimizin ismi ise Harika Kanatlar Dünya Turu. 20 Eylül'de Beyaz Perde ile buluştu. 1 saat 20 dakika uzunluğunda yine animasyon sevenlerin mutlaka tercih etmesi gereken filmlerin başında geliyor sevgili izleyenler. Çocukların daha çok tercih edeceği film de bu hafta Harika Kanatlar Dünya Turu olacak. Film keşif gezisine katılmayan arızalı bir denizaltının yaşadıklarını perdeye aktarıyor. Okyanus krizi patlak verdiğinde hayalinde ısrar eden Koma süper bir dönüşüm geçirip Peter, Parda, Zhuang, Fear, Rabbit ile omuz omuza savaşabilecek mi? Denizaltı ekibinin bilinmezlikler ve zorluklarla dolu 80 günlük küresel macerası resmen başlamak üzeredir diyelim. Yine 80 günlük bir macera bu filmin içerisinde anlatılıyor diyelim. Yine mutlu olacağınız bir haber vereceğiz. Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 1 yine izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Alacakaranlık serisi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Serinin ilk filmi sinema severler için de unutulmaz bir yapım olmuştu. Tekrardan da yine beyaz perdede yerini aldı diyebiliriz. Bella ve Edward arasında yaşanan epik aşk hikayesinde sonun başlangıcına geliyoruz. Yine çok satan ve şimdiden küreselleşen Alacakaranlık roman serisi de bu hafta Beyaz Perde'de izleyiciyle buluştu. Özellikle bu seriyi sevenler de mutlaka bu filmi de izlesin diyelim. Bundan sonra yine Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 2'de izleyiciyle buluştu. O da toplamda 1 saat 55 dakika macera, dram ve fantastik, romantik türünde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 2'de iddia ve yalan ihtimatlar üzerinden efsanenin sonuna geliyoruz. Evet değerli izleyenler, haftanın filmlerini ekranlara getirdik. Özellikle ailesiyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla birlikte sinemada güzel film izlemek isteyenler için birden fazla filmimiz var diyebiliriz. Her türden filmimiz var. O yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bu güzel filmlerimizi tercih edebilirsiniz. Değerli izleyenler, şimdi keyifli bir klibi ekranlarınıza getiriyoruz. Bir klibi ekranlara getirdik. Şimdi sizlere iki soru yönelteceğiz. Torun mu yoksa evlat mı? Evlatın yeri bambaşkadır ancak torun deyince de akan sular durur. Şimdi muhabirlerimiz de vatandaşlarımıza sordu. Torun mu evlat mı dedi. Bakalım ortaya nasıl cevaplar çıktı. Baldan tatlıdır diye bir söz var. Torun evladın yansımasıdır. Torununa bakarak nasıl bir evlat yetiştirdiğini anlar insan. Birçok toruna dedesinin ismi verilir. Dedenin çocuğundan sonraki temsilcisi olarak görüldüğünden torun daha bir özenle sevilir. Peki torun sahibi kişiler torunlarını mı yoksa evlatlarını mı daha çok seviyor? Torunlar neden çocuklardan daha tatlıdır evlatlardan sizce? Babaanneler şeker çuvalına düşmüş ondandır. Başka neden olsun? Şimdi bu benim ahım alacak demiş dedesi torununu. Onun için de atlıymış yani. Hani evladın atıya ettiğini torun da ona atasına edecek yani. Babası oğluna demiş oğlum dediğini kilime sardı gel. Çatıda kilimi aldı gel. Oğlan kilimi ikiye bölmüş. Oğlum neye kesiyorsun? Baba demiş yarısını senin için hazırlayın ileride. Yarın demiş sen de bana iş ettiğin zaman ben de seni sadece yarısına demiş. Ondan sonra vazgeçmiş yani babasını atmaktan. Ağacı dikiyorsunuz, ağacı seviyorsunuz ama meyvesi geldiğinde daha mutlu oluyorsunuz değil mi yediğiniz zaman? İşte insan da öyle. Yetiştiriyor, büyütüyor. Torun meyvesini aldığın zaman mutlu oluyorsun. Büyütüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. İşte belli bir çağa gelince evlendiriyorsunuz çocuklar olduğunda. Anne baba o meyveyi gördüğü an o mutluluğu hiçbir yerde bulamıyor. Mesela benim rahmetlik oldu babam. Gerçi de 7 ay önce beni aramazdı. Torun olduğunda arıyor Fransa'yı.
paraya kıyıp diyor ki ya benim oğlum torunum ne yapıyor işte Recep ne yapıyor falan dediğinde ben diyorum ki baba ne oluyor? Oğlum diyor torun daha tatlı. Ağaç meyve verince daha tatlı oluyor. Babalar genç yaşta çalışmak için Çağsur'a gidiyor, fırsat bulamıyor, eve gelemiyor, çocuklarını kucaklayamıyor, öpemiyor. Eski atalar derdi ki torunlar çok seviyor, evlatlardan daha fazla seviyor diyorlar da inanmıyordu. 40 yaşından sonra insan olgunlaşıyor. Hakikaten torunlar paçasından yapışıyor, torunların bir dediği iki edilmiyor. Torunlar oldukça seviliyor. Evlat azıcık o zamanlar acemliğe mi denk geliyor yoksa utançlık mı var bilmiyorum. Şimdi hatta bizim kültürümüzde daha önceleri çocuğunu babasının yanında, dedesinin yanında sevemezdi diyor. Dedem rahmetlik çocuğunu kucağında severken babası kapıdan girince sanki bir şey var çocuğu kucağından atıyor. Küppete aşağı atıyor böyle kucağından atmış. Şimdi torun daha başka tabii ya. Torun hakikaten daha çok güzel seviyoruz yalan yok. Vallahi herhalde Allah verirse galiba evlatlarım daha çok seviliyor. Herkes için öyle bir benim için değil. Kadınlar için de böyle, erkekler için de böyle. Ben tahmin ediyorum Allah'ın bir lütfudur diye düşünüyorum ben. Evlat olsa torun olmalıdır. Şimdi toruna hiçbir hizmetin olmuyor. Ne bakımını üstleniyorsun, ne geleceğini düşünüyorsun. Sadece seviyorsun. Sevmek için de torun gayet hoştur. Yani tatlıdır evlattan. Anlatabildim mi? Herhangi bir yatırımı yok. Sadece sevmek. Ailesi bakıyor, onu ailesi düşünüyor, onlar geliştiriyor. Ama dedeler hep seviyor onu. O yönde torunlar daha avantajlıdır. Evet efendim muhabirimiz Aslı Çiçek vatandaşlarımıza sordu. Torun mu evlat mı dedi yine ortaya renkli cevaplar çıktı. Bir diğer renkli haberimizle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine gün içerisinde kına yakmak deyimini herkes mutlaka kullanır. Peki deyimin anlamını sizler biliyor musunuz? Yine muhabirimiz Aslı Çiçek vatandaşlarımıza sordu. Kına yakmak deyiminin anlamı nedir? Sizler biliyor musunuz? Günlük hayatınızda nerelerde kullanıyorsunuz dedi. Yine ortaya renkli cevaplar çıktı. Detaylara göz atıyoruz. Kına yakmak deyimi ne demek biliyor musunuz? Vallahi kına yakmak gelinliğe damada düğün olarak düşünülür ve askere gidenlere hastalık için de kullanılabilir kına. Nereye çekersen oraya gider. Nereye çekersiniz? Mesela size ilk söylendiğinde hangi anlam? Kızdığın bir kişiye de kına yakabilirsin, affedersin bilmem ne. Diğer taraftan da yani iyi niyetli kına yakabilirsin. Bizim kültürümüzde gelinlere, damatlara kına yakılır. Bu manada söylendiğini biliyorum. Bir de hani kötü bir şey olduğu zaman birisine bir kötü davranışta bulunduğuna kına yak derler. O anlamı da var. Bilmiyorum. Hiç duydunuz mu daha önce? Düğünlerde falan evlenenlere çiftlere kına yakıyorlar. Kına yakmak Peygamber Efendimizin buyurduğu bir şeydir. Peygamber Efendimizden gelme şeysidir değeri. Onun için yakarız. Yakmadım inadı çok günah derler. Anamız babamız bize öyle öğretti. Yakınırız yani. Belki işaretlemek, belirginleştirmek anlamında olabilir. Onun haricinde de bizim örf ve adetlerimiz anlamında. Geline kına yakarlar, askere gidene kına yakarlar. Vallahi hatırlayamadım. Evet. Geline kına yakarlar. Geline. Evlendikten sonra yapılır çünkü ise yapılmazsa bir şey olmaz. Peki kına yakmak deyiminin başka bir anlamını biliyor musunuz? İyi anlamı olduğu kadar kötü anlamı da var. Ama onu bilemiyorum yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum onu. Hayat derler tamam. Biliyorum. Ama o bir tane atasözü. Öyle bir şey yok. Aksi bir anlamı da olabilir. Hani istemediğin hani bir şey konusunda da hani kına yak denir ya. Hiç öyle düşünmemiştik. Yani şey ayıp bir şey değil mi o? Hani kına yak kendine. Bir yerine kına yak derler. Bir şey diyemediyse al bir yerine kına yak derler kızdığı zaman yani. Öyle bir şey yani. Tabii. Kınayı nereye yakıyor gelinlere neresine yakıyorlar? Ellerine, bacaklarına. Damada da yakıyorlar mı? Evet. Hayır, bacaklarına yaparlar mı?
Evet değerli izleyenler, renkli cevapları ekranlara getirdik deyimi vatandaşlarımıza sorduk. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise ekranlarınıza lezzetli bir tarifi getireceğiz. Özellikle okul dönemi de başladı. Çocuklar bu dönemde ders çalışırken küçük atıştırmalıklar da mutlaka istiyorlar ve doğal olsun evde yapalım diyorsanız sizlere şimdi güzel bir ekler tarifi vereceğiz değerli izleyenler. Toplam hazırlama süresi 50 dakika, pişirme süresi 20 dakika, toplamda 70 dakikada bu güzel tatlımız hazır oluyor. Toplamda 8-10 kişiye servis edilebilir. Zorluk derecesine bakacak olursak maalesef zor tatlar arasında ekler yerini alıyor diyebiliriz. Peki malzemeler nedir diye soracak olursanız hemen malzemeleri de ekranlara getirelim. İlk olarak ekler için hamur hazırlanıyor. Hamur için ise 125 gram tereyağı, 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı 1 yemek kaşığı da un, 1 paket vanilya, 4 adet yumurta, 6 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket krem şantide yine malzemeler arasında yerini alıyor. Bu hamur için de krema için malzemeler ise 3 su bardağı süt, 1 adet yumurtanın sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı ise buğday nişastası. Üzeri için de 200 gram sütlü çikolata ve 200 gram bitter çikolata. Dekor için de yine hayalinizde ne varsa kullanabilirsiniz ama tarifimizde yine beyaz çikolatalar kullanılmış. Şöyle ekranlara getirelim. Verdiğimiz tarifin sonunda yine böyle lezzetli eklerler oluyor diyebiliriz efendim. Birazdan tarifi de detaylı olarak vereceğiz. Sizler de malzemelerinizi hazırlayın. Çünkü kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından yine değerli konuğumuz Okan Bozyurt'la programımız kaldığı yerden devam edecek. Evet efendim, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yine stüdyomuzda da alanında uzman konuklarımızı aramaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdiki stüdyo konuğumuzsa Okan Bozyurt oluyor. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Tabii bu ani hava değişikliğiyle bir gripal enfeksiyon geçirdim. Ama şu anda artık atlattım, evet, iyiyim. Hocam. Ve bugün de sonbaharın ilk günü. Evet hocam, çok geçmiş olsun diyelim sizlere de, evet, tekrardan. Dediğiniz gibi çok özel, önemli bir günde geldiniz diyebiliriz. Evet. Artık bugün sonbaharın ilk günü. Peki bununla alakalı olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tabii ki şimdi 23 Eylül aslında burçların da temelini oluşturuyor biraz. Hani bugün terazi burcuna giriyor güneş, biliyorsunuz. Ama o burçlara da baktığımız zaman burçların isimlendirilmesinin altında temelinde coğrafi faktörler yatıyor. Mesela niye biz buna terazi burcu diyoruz? Çünkü gece gündüzün eşit olması, her iki yarım kürede güneş ışınlarının eşit olarak alınması. Yani bir dengeden burada bahsedebiliriz. Dolayısıyla terazi burcunun da bugün başlamış olması tabii ki tesadüf değil. Bu sene çok aşırı sıcak bir yaz geçti. Tabii herkes aslında bu soğukları özledi, onu da diyebilirim. Evet. Benim çevremde mesela böyle yazı çok sevip de kışı hiç sevmeyen insanlar vardı ama bu seneki yazdan sonra artık hepsinin ben fikir değiştirdiğini görmeye başladım. Evet, artık hepsi kış sever oldu, yazdan nefret etmeye başladılar. Yani hocam, o derece dediğiniz oldu. Dediğiniz gibi gerçekten çok sıcak bir yaz geçirdik. Belki de hiç uzun zamandır, yıllardır görmediğimiz şekilde sıcaklıklarla baş başa kaldık diyebiliriz. Şimdi evet, özellikle 2 haftadır ya da 3 haftadır da soğukluklar hakim diyebiliriz. Aslında Eylül ayındayız. Geçen sene oranla baktığımızda geçen, evet, sene hava sıcaklıklarının bu kadar düşmediğini hatırlıyoruz hocam. Peki bir anda neden böyle bir düşüş yaşandı? Yani çok sıcak bir havadan gerçekten soğuk bir havaya düşüş oldu. Şimdi aslında ben bunu bekliyordum zaten böyle, evet, olmasını ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Onu da hemen itiraf edeyim. Geçen sene biliyorsunuz El Nino koşulları vardı. Zaten hali hazırda biliyorsunuz bir küresel ısınma var, bir iklim krizi var. Atmosferde aşırı birikmiş bir sera gazı var. Evet. Bunlar ne yapıyor? Güneşten gelen enerjiyi yeryüzüne hapsediyor. Geri gitmesini, uzaya kaçmasını engelliyor. Bir battaniye gibi düşünebiliriz. Ama bir de artı El Nino olunca, El Nino da işte Pasifik'te oluşan bir sıcak su akıntısı. Alizelerin yavaşlamasıyla beraber bir sıcak su akıntısı meydana geliyor. Evet. Ve dolayısıyla bu da atmosfere aşırı derecede bir sıcak hava pompalıyor.
geçen yazın, yani geçtiğimiz yazın ve ondan önceki senenin bu kadar sıcak geçmesinin temel nedeni buydu. Evet hocam, yine geçtiğimiz seneye bakacak olursak az önce dediğim gibi Eylül, Ekim, Kasım, hatta onları bile geçtik, Ocak, Şubat bile oldukça sıcaktı. Hatta yine yaptığımız programda kısa kollayla bile dolaştığımız zamanlar oldu özellikle evlerin içinde. Şimdi özellikle bu kış nasıl olacak? Yani şimdi bakıyoruz özellikle Eylül ayında bile soğuk havalar hakim olmaya başladı. Evet. Peki korkalım mı hocam bu kıştan? Evet, aslında kıştan korkmamıza gerek yok. Çünkü tam tersine sert kışlar aslında bizim geleceğimiz açısından çok önemli. Bazı insanları ben duyuyorum çevremde, işte ne güzel doğalgaz faturası az gelecek, işte ılık geçecek. Ama bu tamam, doğalgaz faturası kısa vadede oradan kâr edebilirsin. Ama uzun vadede bizi çok büyük zararlar bekliyor. Kışın olmadığı senelerde gerçekten tarımdan tutun pek çok şeye kadar, kaleme kadar maalesef ekonomik yönden bizi zorlu bir yokuş bekliyor. Çünkü kışın olmadığı yıl demek, yağışın olmadığı yıl demektir. Evet. Sıcaklıkların düşmediği bir yıl demektir. Kar yağışın olmadığı bir yıl demektir. Bu barajlardaki su seviyesinden tutun, pek çok hidrolojik anlamda kuraklığa işarettir. Ve hidrolojik kuraklığında sonunda tarımsal kuraklıktır. Ve bu da tabii ki bunun da yansıması ekonomi olacaktır. Bu kaçınılmaz bir sonu çünkü. Evet. Kaçınılmaz bir süreç. O zaman ne yapmamız lazım? Yani kışı aslında olması için tam tersi dua etmemiz lazım. Sert kışlar bizim açımızdan çok önemli, çok yararlı. Çünkü su deposu olacak. Fazla yağan karlar bize bir su deposu görevi görüyor özellikle. Yüksek dağlardaki kar birikintileri yazın ne oluyor? Yavaş yavaş erimeye başlıyor ve akarsu drenaj sistemini canlandırıyor. Yeraltı seviyesi yükselmeye başlıyor. Mesela çok yeni bir haber, belki siz bunu mutlaka bilirsiniz. Afyon'da da obruk oluşumu gözlemlendi. Evet, bakın hocam, geçtiğimiz günlerde. Bu artık şu anda bazı şeylerin gerçekten ne kadar tehlikeli ciddi olduğunu bize, evet, tehlike çanlarını çalmaya başladığını bize gösteriyor. Evet hocam, özellikle Konya taraflarına baktığımızda Konya'da dev obruklar oluşmaya başladı ki Afyon'da görülmesi de ama dediğiniz eskiden, gibi. Eskiden obruklar sadece Konya'da oluşuyordu. Evet, şimdi hocam, bakın sadece Afyon değil, pek çok artık illerimizde obruklar oluşmaya başladı. Bu çok ciddi bir durum. Yani bugün tarlada oluşan obruk belki yarın bir köyün altında oluşacak. Belki bir yerleşim merkezinin altında oluşacak ve bu çok daha ciddi sorunlara, hatta can ve mal kayıplarına bile yol açabilir diye de bir korkumuz var. İşte bu neden kaynaklanıyor? Kurak geçen kışlar, ılık geçen kışlar ve tabii ki biz insanoğlu olarak aşırı su tüketmeden kaynaklanıyor. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak, bu sene kış nasıl bir kış bizi bekliyor? Bu aya kadar her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben 2023 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıldı. 1880'li yıllardan beri en sıcak yıl 2023 yılı olarak kayıtlara geçti. 2024 yazı da en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti. Bakın 2024 yazı. Ve dolayısıyla bu rekorlarla dolu bir günleri şu anda geride bıraktığımızı ben düşünüyorum. Aslında bir görüntümüz vardı ama La Nina başladı şu anda. Artık El Nino bitti. Hemen hatta o görüntü üzerine konuşabilirsek sanıyorum daha güzel gelsin olacaktır. Evet. Evet hocam, dediğiniz gibi özellikle 2024'ü gerçekten çok sıcak geçirdik. Bazı şehirlere bakıldığında özellikle rekor seviyelere bile ulaştığını gördük. Şimdi evet bakın hocam, bu çok önemli. Bu Atlas Okyanusu'nda ekvatoral bölgede bir aşırı soğuma meydana gelmeye başladı. Bu aşırı soğumanın ama nedeni şu anda tam olarak belirlenemese de benim kafamda bir teori var bununla ilgili. Nedir? Alize rüzgarlarının hızlanması ve dolayısıyla böyle bir soğuk su tabakasının meydana gelmesi. Bir de bir sonraki bir görüntümüz var yine Pasifik Okyanusu ile ilgili. Evet, onu da bakacak olursak hocam eğer. Evet, burada da bakın yine aynı şekilde bir mavilik oluşmaya başladı. Yine Amerika'dan Pasifik'e doğru esen hızlı alizeler yüzeydeki sıcak suyu bakın şu anda Avustralya tarafına doğru sürüklemeye başladı ve geriden mavilik gelmeye başladı. Bu soğuk su akıntısıdır. Bu eğer hızlanacak olursa burada bir soğuma meydana gelecek ve su sıcaklıkları normallerin altına düşecek. Bu da küresel anlamda biraz rahatlamak anlamına geliyor. Yani ortalama sıcaklıklar küresel anlamda birazcık düşecek. Küresel ısınmayı birazcık perdeleyecek gibi duruyor. En azından kısa sürede olsa. Evet. Ama kısa sürede diyorum. O yüzden ben bu seneki kışı geçen seneye göre oldukça soğuk ve yağışlı bekliyorum. Evet, bunu bakın altını çizmek istiyorum. Bu seneki kışı, yani 2024-2025 kışını geçen seneki kış mevsimine göre oldukça soğuk ve yağışlı geçmesini bekliyorum. Ama şunu da hemen belirteyim, bir parantez açayım. Bu seneki kıştan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Yani bir 1980'li yıllardaki, 70'li yıllardaki kadar böyle aşırı işte yarım metre kar veya aşırı soğuk kışlar gibi bir kış beklemiyorum. Ama geçen sene biliyorsunuz hiç kış olmadı. Kar yağışı hemen hemen hiç olmadı. Bu sene artık kar yağışının biraz daha normal seviyelerde, sıcaklıklarında biraz daha mevsim normallerinde olmasını bekliyorum diyebilirim. Evet hocam, şimdi Afyonkarahisar'ı değerlendirecek olursak çok uzağa gitmeye gerek yok. 5 yıl önce, 7 yıl önce yine kar yağışı güzeldi diyebiliriz. Hatta okullar tatil oluyordu yine. Evet. Öğrencilerin en çok istediği şey de diyebiliriz buna. Peki bu yıl böyle bir durum gözlenecek mi hocam? Yine evet kar var, bu sene kar oynayabileceğiz diyebilecek mi çocuklarımız? Evet, bu sene kar yağışının olmasını bekliyorum ama Ekim ayı yalnız birazcık mevsim normallerinin üzerine bir sıcaklık trendi sergileyecek bize. Evet hocam. Şimdi zaten bu düşük sıcaklık şu anda geçici, yani geçici.
Önümüzdeki hafta değil, hatta bu hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Çünkü güneyde salınımlar yine etkili olmaya başlayacak. Basra alçak basıncı zayıflamış da olsa yine bizi etkisi altına alacak. Azor yüksek basıncı. Bunlar sıcak karakterli yüksek basınçlar. Ekim ayı birazcık mevsim normallerinin üzerinde geçecek gibi ama Kasım ayında durumlar değişecek gibi duruyor. Kasım'ın ortasından itibaren soğuk ve yağışlı günler artık bizim kapımızı çalacak gibi duruyor. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında da artık mevsimine uygun kar yağışlarını ve don olaylarını görebileceğiz diye düşünüyorum. Evet hocam, az önce sormuştum, tekrardan izleyicilerimize de söyleyeyim, bu kıştan korkalım mı demiştim. Eğer bu kış kar yağışı, yine yağmurlar olmazsa bu durumdan korkalım. Az önce de yine ifade ettiğiniz gibi özellikle Afyon'da da obruklar görülmeye başlandı. Evet. Bu da durumun ne kadar tehlikeli olduğunu da bir kere daha gözler önüne seriyor diyebiliriz sayın hocam. Şimdi yağışları değerlendirecek olursak özellikle son birkaç gündür bazı illerimizde, yine Afyonkarahisar'da da yağmur yağışları da görülmeye başlandı evet. Hocam. Peki yağışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu mevsimde yeteri kadar yağış var mı? Daha mı fazla olması lazım? Değerlendirme alabilir miyiz yağışlarla alakalı? Tabii ki alakalı? Şimdi bu yağışlar mevsim normalleri civarında. Onu söyleyeyim evet, zaten hocam. Eylül ayında çok fazla biz cephesel yağış beklemeyiz. Aslında bunlar bir konveksiyonel yağıştır. Üst atmosferin yavaş yavaş soğumaya başlaması, alt atmosferin sıcak olması ve böyle havada bir kararsızlık meydana geliyor. Dolayısıyla altla üst atmosfer arasında bir kararsızlık meydana geliyor. Bu kararsızlığın giderilmesi için her öğleden sonra akşamüstü aynı Mayıs-Haziran'daki gibi 42'li yağmurlarına benzer bir yağmur sistemi var ki bu sene zaten biz onları görüyoruz. Ama bunlar en azından biraz barajlardaki su seviyesi açısından sevindirici bir gelişme olarak görüyorum. Ama tabii ki her şeyi yağış veya iklime yüklemek doğru değil. Bize de çok görev düşüyor. Mesela bakın İstanbul'da son yıllarda biliyorsunuz son günlerde çok yağışlar meydana geldi. Ve İSKİ yine bazı raporlarına baktığımız zaman maalesef barajlarda sevindirici bir gelişme yok. Halbuki bu yağışlara göre barajlarda bir seviyenin yükselmesi lazımdı ama seviye yükselmemiş. Neden? Demek ki burada her şeyi iklime bağlayamayız. Burada insanların aşırı su sarfiyatına, evet, su tüketmesine bağlamamız gerekiyor. Ve suyu daha ekonomik kullanmamız gerekiyor. Artık su yönetimi kavramını kafamıza oturtmamız gerekiyor. Evet hocam, bu konu da önemli. Yine birazdan bu konuya da ben özellikle değinmek istiyorum. Ondan öncesinde şimdi bakıyoruz hocam, kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Peki bazı sular da çekildi. Özellikle Afyonkarahisar'daki, evet, göller olsun, yine bazı şehrimizdeki göller olsun. Peki bununla nasıl mücadele edebiliriz su kullanımı haricinde? Şimdi bir kere tarımsal amaçlı çok fazla su tüketiyoruz. Evet. Burada tamam vahşi sulama demiyorum ama artık yani suyu salma metodundan vazgeçmemiz lazım. Artık ivedi olarak damlama ve sulama sistemine geçmemiz lazım. Bakın yağmurlama sistemine geçmemiz lazım. O zaman suyu hem ekonomik kullanırız hem de toprağı, yani su erozyonunu engellemiş oluruz. Toprağın üst horizonunda yıpratmamış oluruz ve bitkiye de ihtiyacı kadar su vermiş oluruz. Çünkü öbür türlü bir suyu saldığımız zaman hem bitki ihtiyacından fazla su almış oluyor hem de bu bizim aşırı saldığımız su toprağın üst horizonunu uzak yerlere götürüyor ve dolayısıyla toprakta bir aşınma meydana geliyor. Bir şeyin de katkısını göremiyoruz. Bir de aşırı buharlaşmayla bu sefer ne oluyor? Aşırı verilen sudan sonra toprakta tuzlaşma meydana geliyor ve toprağın üstünde bir tuzlaşma katmanı meydana geliyor. Dolayısıyla bu da hem suyu fazla tüketmemize yol açıyor, yeraltı su seviyesinin düşmesine yol açıyor, hem obruk oluşumuna zemin hazırlıyor, hem de tarımsal rekoltenin düşmesine zemin açmış oluyor. Evet. Ama öbür türlü yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle hem tarımsal verimi artırmış olacağız, hem de yeraltı su seviyesini gereksiz yere seviyesini düşürmemiş olacağız, evet, diye düşünüyorum. Bu konuda biraz daha bilinçli olmamız lazım. Yine geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar'ın yine Kayadibi köyünde de muhtar açıklama yaptı. Artık dedi su kullanmayın dedi. Sularımız dedi tükeniyor dedi. Ondan sonrasında da çiftçiler kontrol edilmeye başlandı. Evet. Ki özellikle su kullanan kişilere para cezası da uygulanmaya, evet, başlandı. Peki hocam, Türkiye'nin her yerinde böyle manzaralar görürse, özellikle suları gereksiz harcayan kişilere böyle idari bir yaptırım uygulansa, sizce bunun önüne geçebilir miyiz? Yoksa dediğiniz gibi özellikle, evet, artık suyu ne kadar kullandığımıza hiçbir şekilde dikkat etmeden fazlasıyla kullanıyoruz hocam maalesef. Şimdi şöyle, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani bu kanla biraz yaptırımın olması gerekiyor. Evet. Aslında caydırıcı olması gerekiyor. O zaman tabii ki bunun biz meyvelerini, olumlu yönde meyvelerini yemeye başlayacağız gibi duruyor ama sadece bakın tarımsal amaçlı değil, şehirlerde de çok fazla su tüketiyoruz. En basit örneğini söyleyeyim. Mesela dişimizi fırçalarken çeşmeyi kapatmamız gerekiyor, değil mi? Ya da işte ne bileyim, bir işimizi hallettikten sonra hemen çeşmeyi kapatmamız gerekiyor. Bunu sadece kendi evimizde değil, sokaktaki çeşmeden tutun,
gittiğimiz işte lobalarda bile eğer açık bir çeşme görürsek hemen kapatmamız bence bir vatandaşlık görevi. Hatta, hocam toplum olarak maalesef şöyle bir algı oluyor. Benim yapmamla mı olacak? Küresel ısınmanın önüne mi geçeceğim? Çok yanlış bir algı. Aslında herkes böyle düşünmese, herkes bunun önlemini alsa eminiz ki böyle manzaralarla da karşılaşmayız diye düşünüyorum ben. Benim böyle durumlar için her zaman söylediğim bir sözcük vardı. Bizler hepimiz bir puzzle'ın parçası gibiyiz. Evet, şimdi puzzle'ı biliriz değil mi? Ortada bir resim vardır, bir fotoğraf vardır. Ama o fotoğraf nasıl oluşur? Puzzle'ların bir araya gelmesiyle oluşur değil mi? Eğer puzzle'ları siz bir araya getiremezseniz ortaya o güzel fotoğraf çıkamaz. Dolayısıyla bizler hepimiz birer puzzle'ın parçasıysak hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ancak böyle ortaya güzel manzaralar çıkacak. İşte dediğiniz gibi yani sadece benden mi kaynaklanacak ya da ben yapmasam ne olur ya da ben mi dünyayı kurtaracağım gibi yanlış fikirlerle o zaman biz maalesef düzlüğe çıkamayız diye düşünüyorum. Evet hocam, yani bu şekilde düşündüğümüz takdirde ilerleyen yıllarda da maalesef evlerimizde su bulmak bile bizler için bir lüks haline gelecek. Kesinlikle. Özellikle bunları da hatırlatalım. Peki hocam, suyun önemini özellikle çocuklara anlatmak için neler yapmamız lazım? Özellikle suyu doğru kullanmanın önemini de sizler de vurguladınız. Buradan ben ailelere bir seslenmenizi isteyeceğim. İlk olarak tabii ki ailelerin bunun farkına varması lazım. Evet. O da önemli bir olgu diyebiliriz. Şimdi bakın, ben bir eğitimciyim biliyorsunuz, üniversitedeyim. Evet. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Kitaplar tamam bize bir şeyler öğretir. Fakat kitaplar aslında rol model değildir. Aslında rol model olan bizdeki yani biz hocalar ve aynı zamanda ebeveynlerdir. Bizler rol modeliz. Şimdi çocuk kitapta görüyor. Fakat biz bunu ne kadar uyguluyoruz? Yani bir hoca olarak biz bunu ne kadar uyguluyoruz? Ya da anne babalar ne kadar uyguluyor? Şimdi bir çocuk anne babasını dişini fırçalarken çeşmeyi kapatmadığını gördüğü zaman istediği kadar kitaplarda bu bilgiler verilsin çocuk onu uygulamaz. Çünkü anne babasını rol model olarak almıştır. Dolayısıyla bize çok büyük bir görev düşüyor. Kitaplardan önce çocuk önce bizi şey yapıyor yani kıstas alıyor. Evet. Ondan sonra kitaptaki bilgiler işlevsellik kazanacak. Hani biz tamam bir şeyleri vermeye çalışıyoruz bir hoca olarak ya da işte anne baba olarak çocuğumuzu eğitmeye çalışıyoruz ama bizim hayatımızdaki o yaptıklarımız da aslında en büyük rehberdir çocuklar için. Dolayısıyla her şey önce bizden başlıyor. Ve ailede baktığımız zaman çocuk doğduğu andan itibaren ilk sosyalleşme süreci ailedir biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra okul başlar, ondan sonra iş hayatıdır. Ama çocuk o ailede o sosyalleşmeyi eğer tamamlayamazsa, eksik noktalar kalırsa bu eksik noktaları hayatı boyunca adeta bir gölge gibi peşinden sürükleyebilir. Evet hocam, çok güzel ifade ettiniz. Bizler de her programda söylüyoruz, çocuklar ailenin yansımasıdır diyoruz. Evet. Yine az önce diş fırçalamadan örnek verdiniz. Özellikle diş fırçalarken suyun ne kadar önemli olduğunu anneler babalar vurgulasa, orada suyu kapatsalar eminiz ki çocukta da bir farkındalık oluşacaktır. Kesinlikle. Diyelim hocam. İzleyicilerimizden sorular gelmiş, hemen onları iletelim sizlere. Hocam merhabalar, sizlere iyi yayınlar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı da hayırlı olsun. Haftaya hava sıcaklıkları nasıl olacak? Bir anda bizler çok üşüdük dedi. Az önce yine cevabı vermiştik hocam ama tekrardan izleyicimizin sorusunu cevaplayalım. Tabii ki şimdi hava sıcaklığı artık yükseliyor. Hatta bu hafta sonuna doğru Afyon Karahisar için söylüyorum. Gündüz en yüksek sıcaklıklar, tabii bunlar gölge için yalnız. Gölgedeki sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar çıkacak. Gece de 12-13-14 derecelere kadar çıkacak. Yani hava sıcaklığı yine mevsim normallerinin üzerine çıkacak bu hafta sonu itibariyle. Ama şu anda hava sıcaklığı mevsim normallerinde hatta belki de 1-2 derece biraz altında diyebilirim ama artık yine ısınacağız. Ama Ekim ayı dediğim gibi birazcık böyle ılık geçecek gibi ama Kasım ayından itibaren ben şartların değişeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda tahminler için çok erken. Çünkü hiçbir iklim modeli yani bir 3 aylık bir 4 aylık süre için bize kesinlik vermez. Dolayısıyla tahminlerin tutarlık süreleri de yani süre arttıkça tutarlık dereceleri de giderek düşüyor. Evet. Ama şu andaki bizim manzara yani bu sene kış soğuk ve yağışlı geçecek gibi duruyor. Evet hocam, tekrardan diyelim, özellikle soğuk ve yağışlı geçmesi bizleri mutlu etsin diye. Yine bir izleyicimiz demiş hocam, mevsimler neden kaydı demiş hocam. Aslında bu soruyla hep ben de karşılaşıyorum ama mevsimlerde aslında kayma yok. Bakın mevsimlerde sadece küresel ısınmadan dolayı sıcak mevsim süresinde giderek bir uzama ama soğuk mevsim süresinde de giderek bir kısalma var. Yani kayma varsa ancak bu şekilde var. Yoksa mesela ilkbahar kaymıyor, yaz kaymıyor veya kış kaymıyor ama şöyle bir şey var yalnız, artık ilkbahar biraz daha yaz gibi geçmeye başladı. Yaz aşırı kavurucu geçmeye başladı. Sonbahar biraz daha sıcak geçmeye başladı. Kışlar biraz daha ılık geçmeye başladı ve süresi kısalmaya başladı. Dolayısıyla burada sıcaklığın giderek yayılması ama soğukluğun da giderek daralması mevcut. Evet hocam. Peki yaz neden erken geldi? Yine az önce de ifade ettik. Ocak ayında dedik. Evet. Çok güzel bir hava hakimdi dedik. Hatta bazı kişiler bu sene doğalgaz faturamız fazla gelmeyecek diye mutlu oldu. Bunu da söylemiştik. Peki erken gelme sebebini tekrardan değerlendirecek olursak nasıl bir yorum yapabiliriz hocam bu konuyla aslında alakalı? Aslında bu sorular zaten benim bir önceki açıklamalarım şeysi. Dediğim gibi yani bir küresel ısınma var, bir iklim krizi var ama bir de El Niño olayı vardı. Evet, hani az önce gösterdiğim grafiklerin tam tersi bir grafik vardı.
Pasifik'te sıcak su akıntısı vardı. Bu sıcak su akıntısı, yani şöyle düşünelim. Bakın, insanların bunu daha kolay idrak edebilmesi için. El Niño neye benziyor biliyor musunuz? Mesela bir termal havuz düşünün. Sıcak bir havuz. Fakat etrafı kapalı. Aynı bunun gibi yer düşünün. Şimdi burada bir termal havuz olsa burası daha sıcak olmaz mı? Evet, bunaltıcı hocam. Olmaz mı? İşte dünya aynı bunun gibi. Yani El Niño yıllarında aynı dünya bir termal havuz gibi düşünün. La Niña yıllarında da tam dersi. Mesela burada soğuk bir havuz var. Ve bu soğuk havuz ne yapıyor? Bu havadaki sıcaklığı emiyor. Ve dolayısıyla biz de üşümeye başlıyoruz değil mi? Soğukluktan dolayı. İşte La Niña yıllarında da dünya öyle oluyor. Evet. Fakat maalesef şöyle bir şey dikkatimi çekti beni bir iklim bilimci olarak. Eskiden La Niña yıllarında dünyada soğuma çok süratli olurdu. Ama şimdi artık o kadar süratli değil. Bunun da nedeni işte atmosferde aşırı birikmiş bir sera gazı. Aslında her şey sera gazından kaynaklanıyor. Bizim bu sera gazlarını aniden ivedi bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Artık fosil yakıt tüketimini bırakmamız lazım. Karbon ekonomisini en aşağıya, en minimal düzeyi indirmemiz gerekiyor. Ama bunu sadece biz değil, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi gelişmiş ülkelerin bunu başta yapması gerekiyor ki o zaman dünya rahat bir nefes alsın diye düşünüyorum. Peki hocam, bunun için bizler neler yapabiliriz? Özellikle izleyicilerimize bu konuyla alakalı tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi burada aslında bireysellikten ziyade burada devletler, ülkeler bazında bir şeylerin, evet, yapılması hocam. Gerekiyor. Ama Türkiye bu konuda, şimdi bakın, ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üzerine düşen görevi bir Amerika, bir Çin'e göre daha fazla yapıyor. Mesela bir iklim değişikliği bakanlığı kuruldu biliyorsunuz. Pek çok yerde artık güneş enerjisi olsun, işte evet. Rüzgar enerjisi olsun, her yere kurulmaya başlandı. Ve pek çok kalemde artık biz alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya başladık. Ama bu arada şöyle doğru bilinen bir yanlış var. Mesela herkes doğalgazı bir alternatif enerji kaynağı sanıyor. Aslında doğalgaz bir alternatif enerji kaynağı değildir. Aslında doğalgaz bir fosil yakıt türevidir. Niye türevidir? Çünkü ondan üretiliyor. Dolayısıyla evet. Aslında doğalgaz da havayı kirletiyor. Ama bir tabii ki kömür petrolün şeysi gibi değil. Ama bizim artık doğalgazı da yavaş yavaş bırakmamız gerekiyor. Mesela bir jeotermal enerji gibi bazı böyle doğal, yani böyle geri dönüşümü, böyle çevre dostu olan enerji kaynaklarını daha fazla tüketmemiz lazım ki İşte o zaman karbon ekonomisini en azı indirgemiş oluruz, evet, diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğimiz gibi bizlerin de üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Bunları bizim de yerine getirmemiz gerekiyor diyelim. Yine bir izleyicimiz de yazmış. Hocam, sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ekim ayında tatile gidebilir miyiz demiş hocam. Şimdi Ekim ayı dediğim gibi, yani mevsim normalde üzerinde bir, evet, sıcaklık bekliyoruz. Yani bu izleyicimize şunu diyebilirim. Ben Ekim'in tabii hangisini, hangi tarihleri kastediyor bilmiyorum ama genel anlamda Ekim ayında tatile gidebilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii gideceği yer de çok önemli. Mesela güneybatı kıyılarsa, Akdeniz kıyılarıysa çok rahat tatile gidebilir diye düşünüyorum. Evet. Ama bir Karadeniz için aynı şeyi söyleyemem tabii ki. Bölge seçiminde dediğiniz gibi çok önemli, evet, ama izleyicimize tekrardan şunu da hatırlatalım. Bir Haziran gibi tatil beklemesinler. Yine de kış tatiline, evet, yakın olacaktır diyelim. Hocam, artık reklama az bir süremiz kaldı. Ondan öncesinde tekrardan izleyicilerimize şöyle bir uyarı alabilir miyiz sizlerden? Şimdi aslında suyu çok ekonomik kullanmamız lazım. Doğayı gerçekten artık hepimizin el birliğiyle, evet, elimizi taşın altına koymamız lazım. Bu şuna benziyor. Bakın, bir cadde var, etrafında evler var. Herkes sadece kendi evinin önünü süpürse bütün cadde tertemiz olur değil mi? Evet. Yani hiç kimse bizden şunu beklemiyor. Bütün caddeyi temizlememizi beklemiyor. Sadece bizim evin önünü süpürmemizi bekliyor. Öyle bir dünya düşünelim. Ama biz ne yapıyoruz? Aman diyoruz, zaten herkes süpürüyor. Benim süpürsem ne olur? Artık deme fikrinden ya da neme lazımcılık fikrinden ivedi olarak bırakmamız gerekiyor, evet, terk etmemiz dediğiniz gerekiyor. Dediğiniz gibi puzzle'ında parçalarıyız, evet, diyelim ve reklam arasına gidelim hocam. Aranın ardından devam edelim. Evet. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hocam, tekrardan merhabalar diyelim. Az önce de ifade ettik, ekranların yeni açan izleyicilerimiz için de hatırlatalım. Bugün sonbaharın ilk, evet, günü, artık güzel manzaralarla da karşılaşacağız, evet, diyebiliriz. Fotoğraf tutkunlarının yine en sevdiği mevsimlerden biri diyebiliriz hocam sonbahar için. Benim sonbaharla ilgili bir lafım vardı. Bunu ben daha doğrusu bir yerden aldım, evet, öyle hocam. Söyleyeyim. Sonbahar sanattır, diğerleri ise mevsimdir. Evet hocam, gerçekten güzel bir laf. Gerçekten sonbahar sanattır yani. Çünkü sanki bir böyle tuvaldeki şeyi gibi, boyaları gibi, böyle resimleri, yani onu, her şeyi görebilirsiniz. Doğada bir sürü rengi görebilirsiniz. Bir ormanlık alana baktığınız zaman envai çeşit sarının, turuncunun, kırmızının pek çok tonunu görebilirsiniz. Hatta yeşilin tonlarını görebilirsiniz. O yüzden sonbahar beni her zaman şey yapar, yani böyle bir büyüler. Bir de sonbahar aslında hayatın akışını da bize özetliyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle hocam.
aslında ömür bir de bir mevsim gibi de. Mesela çocukluk bir sanki ilkbahar değil mi? Gençlik bir ilkbahar. İşte yetişkinlik bir yaz. Artık yaşlılık bir sonbahar gibi. Ondan sonra da kış işte maalesef. Hayatın bitişi. Ama tabii ki yani doğada en azından şu var. Kıştan sonra yine bir ilkbahar geliyor. Hiçbir zaman umutların tükenmemesi gerekiyor. Aslında mevsimler bize çok güzel mesaj veriyor da o mesajları almak lazım. O mesajları biraz içimize sindirmek lazım. Sadece mevsimlere baksak bile aslında ne kadar hayatı tutunmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Evet hocam, ne kadar anlamlı olduğunu bir kere daha vurguladınız. Buradan izleyicilerimize soralım bakalım, izleyicilerimizin en sevdiği mevsimler hangisi? Yine yorum yapsınlar, onları da evet, ekranlara tekrardan getirelim diyelim. Evet hocam, tekrardan söyleyelim, çok güzel bir mevsime geçiş yapmış olduk hocam diyelim. Az önce yine diğer ülkelerden bahsetmiştiniz hocam. Yine diğer ülkelerin iklimle alakalı neler yaptığına değinecek olursak özellikle neler söyleyebilirsiniz? Diğer ülkelerde neler yapılıyor hocam? Şimdi maalesef iklim zirveleri hep yapılıyor. Aslında 1992'den beri özellikle Rio zirvesiyle bu kapı aralandı. Evet. Ama deyim yerindeyse aslında dünyada bir arpa boyu yol gidilmedi desem herhalde yanılmamış olurum. Çünkü bakın nereden anlıyoruz bunu, yani bir arpa boyu yol gidilmediğini? Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarından anlıyoruz. Gerek karbondioksit olsun gerek metan olsun şu anda o kritik seviye olan, gerçekten o seviyeyi çok fazla geçti. Hatta ben size şöyle bir rakam vereyim. Karbondioksit açısından kritik seviye atmosferde 380 ppm civarında. Şu anda bakın daha ben çok yeni baktım bu rakama. 426 ppm. Yani bakın 380 ppm'i yaklaşık kaç şey geçmiş yani bakın. Yani üzerinden çok devasa bir nasıl söyleyeyim size, böyle bir rakam geçmiş. Ve bu çok ciddi bir rakam işte. Ve iklimde inşallah geri dönülemez noktaya gelemeyiz diye, yani gelmeyiz diye düşünüyorum. Ama şimdi ben tekrar sorunuza geri dönecek olursam, Amerika ve Çin gibi ülkeler tabii üzerine düşeni pek yapmak istemiyorlar. Bu konuda ısrarcı davranıyorlar yapmamak konusunda. Neden? Çünkü bu ülkeler biliyorsunuz bütün ekonomilerini petrol ve kömür üzerine taşımışlar. Ve dolayısıyla karbon ekonomisi bu ekonomilerin özünü, çekirdeğini oluşturuyor. Şimdi biz baktığımız zaman mesela alternatif enerji kaynakları diyoruz, doğa dostu diyoruz. Yani kısacası burada ne diyoruz aslında, bizim bu dosyanın altında yatan neden nedir? Karbon ekonomisini bırakın diyoruz değil mi? Evet, karbon hocam, ekonomisini bırakmak demek bu ülkelerin kendilerini inkar etmesi anlamına geliyor. Özellikle Amerika için söylüyorum. Bu kadar kapitalist bir ülke sizce karbon ekonomisini bırakır mı? Hayır hocam. Bırakmaz. Ve bırakmama noktasında da özellikle evet, diretiyordu diyebiliriz fosil yakıtlarını. Çünkü bütün dünyayı biliyorsunuz. Yani bu ülkeler sömürüyor aslında. Evet. Özellikle Amerika sömürüyor ve sömürmekle de kalmıyor. O ülkelerin hem yeraltı kaynaklarını kullanıyor hem yerüstü kaynaklarını kullanıyor. Ve doğayı da umarsızca katlediyor. Ve şu anda atmosferdeki bazın, bakın şeye baktığımız zaman karbondioksit ve metan gazı gibi konsantrasyonlara baktığımız zaman, ülkeler bazındaki paylara baktığımız zaman en fazla pay Amerika ve Çin'e ait. Evet. Ondan sonra da gelişmiş diğer sanayileşmiş ülkelere ait. Türkiye gibi ülkelerin esasında atmosferde kirlilik payları oldukça düşük. Evet. Hatta ben Türkiye'ye baktım geçenlerde. Yıllık konsantrasyon payı %1 bile değil bakın. %1 bile değil. Ama bu şu demek değil tabii ki. Tamam biz o zaman fazla kirletmiyoruz. Biz rahat rahat kömür yakabiliriz, petrol tüketebiliriz. Hayır öyle bir şey demek istemiyorum tabii ki. Az önce örnek vermiştim. Az önce örnek verdi. Puzzle'ın parçaları gibi. Çünkü dünyada da bizim gibi ülkelerin sayısı çok fazla. Evet. Herkes o zaman böyle düşünürse o zaman yine tabii ki sıkıntı çıkar diye düşünüyorum. Evet hocam, yine az önce söylediniz, özellikle sonbahar bambaşka evet, bir mevsimdir dediniz. Şimdi arkadaşlarımız da ekranlara güzel manzaralar veriyor. Hemen ekrana evet, tekrardan getirelim. Peki bu görsellerle alakalı hocam neler söylemek istersiniz? Gerçekten şu an içimizi rahatlattı diyebiliriz bu evet, manzaralar. Evet, aslında az önce çok edebi konuştuğumu düşünüyorum. Biraz evet, edebiyat hani derler edebiyat parçalama derler ama ben biraz böyle edebi konuştuğumu düşünüyorum. Gerçekten bakın burada bir sanat var aslında. Aslında bütün mevsimler çok güzel. Yani ilkbaharda çok güzel, kışta çok güzel. Ama sonbahara benim ayrı bir tutkunluğum var. Hayatı sorgulatıyor bana her zaman için. Ama şu da bir gerçek ki tabii ki bu güzel dünyayı biz maalesef işte insanoğlu olarak mahvediyoruz, kirletiyoruz. Gelecek nesillere şuna üzülüyorum ben çok. Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmama konusunda adeta hepimiz birbirimizle yarışıyoruz. Evet hocam, yani birkaç evet, yıla kadar neler başımıza gelecek gerçekten çok tehlikeli diyebiliriz bu konularla alakalı. Hocam bir konu daha var, iklim mültecileri konusu. Evet. Bu konuya da değinebilir miyiz? Özellikle iklim mültecileri nedir hocam? Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi ben aslında sadece iklim bilimci değilim bu arada. Ben aynı zamanda sosyoloğum. Ben iki farklı daldan çünkü hani evet, mezuniyetim var benim. Aynı zamanda sosyolog olarak burada konuşacağım. Hem de coğrafyacı olarak konuşacağım. İklim mültecileri bizim ileride en büyük tehditlerin başında geliyor. Bizi tehdit edilerin bakın. Bizi rahatsız edecek tehditlerin başında geliyor. Şöyle ki Hindistan'dan örnek vermek istiyorum. Şimdi Hindistan'da dağ buzulları giderek eriyor, yok oluyor. Everest'teki buzullar, Himalayalardaki. Bunlar yok olduğu zaman Hindistan'a hayat veren Ganj Nehri'dir biliyorsunuz.
Ganj Nehri ne olacak o zaman bu sefer? Giderek drenajı düşecek ve Ganj Nehri kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Evet. Gerçi mevsimlik bu son yağışları var ama onlar yine biraz Ganj Nehri'ni kurtarıyor. Ama Hindistan'daki dağ buzlarının erimesi demek Hindistan'daki tarımın sekteye uğraması demek. Ve şu andaki nüfusu yaklaşık 1,5 milyar olan Hindistan nüfusu ileride belki 2 milyara ulaşacak. Bu nüfus o zaman ne yapacak? Yaşanacak daha yaşanabilecek yerlere göç etmeye başlayacak. Sadece Hindistan bile bakın, Hindistan bile çok ciddi anlamda bizim ileride kapımızı çalabilecek bir iklim mültecileri dalgasına yol açabilir diye düşünüyorum. Bakın sadece Hindistan diyor, bunun yanında Pakistan var. Evet hocam. İşte Afganistan zaten aslında şu anda yaşadığımız bakın mültecilik krizin temelinde de belki de biraz iklimde yatıyor olabilir. Hatta kendi ülkemizde bile bakın şu anda küçük küçük iklim mültecileri başladı. Mesela ben bazı makaleler okuyorum, bazı işte yazılar okuyorum. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin isim vermeyeceğim bazı yerlerinde aşırı kuraklıktan dolayı oradaki insanlar şu anda daha yaşanabilir yerlere göç etmeye başlıyor. Göçün temeli ise ekonomik gibi gelebilir ama ekonominin temeli neye dayanır? Ekonominin temeli doğaya dayanır değil mi? Evet. Bir insan kuraklıktan dolayı tarım yapamazsa, hayvancılık yapamazsa o zaman tabii ki göç edecek. Ama bunun da temeli yine iklime dayandığı için aslında ben şu andaki insanlara da bir yerde iklim mültecileri diyebiliyorum. Yani ülkemizde de yaşanmaya başladı aslında bakın iklim mültecileri. Ama biz şu anda bakın mesela ne yapıyoruz? Mülteci bizi etkiliyor değil mi? Mesela gelen ülke şeyler. İleride bunun 10 katını belki 100 katını daha fazla yaşayacağız. Bu da toplumlar arası bir takım sosyolojik ve ekonomik krizlere yol açabilir. Hatta belki savaşlara bile yol açabilir diye de evet, düşünüyoruz. Özellikle mülteci krizlerine yol açabilir diye düşünüyorum. Bazı mesleklerde bununla birlikte yok olacak. Belki tarım bitecek. İlerleyen evet. zamanlarda sebze meyve yemeyecek duruma da gelebiliriz. Gerçekten dediğiniz gibi çok çok tehlikeli bir durum ki hayvancılık da bununla birlikte bitebilir. Yine çiftçilerimizden de özellikle bazı sorular gelmiş hocam. Bu sene özellikle sebzelerin meyvelerin olmadığını, hiç verim alamadığını da söylemişler. Ya bunu yine ifade ettiniz hocam az tabii. önce de. Yağışlar bu şekilde giderse, bu şekilde yağışlar olmazsa, biz üzerimize düşen sorumlulukları yapmazsak ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi sebzeler, meyveler evet. sofralarımıza maalesef ki gelemeyecek ki GDO'lu ürünlerde tüketmeye başlayacağız. Bu da birçok hastalığa da sebep olacak. İfade ettiğiniz gibi ilerleyen zamanda da maalesef ki göçler de çoğalacak. Özellikle şehir merkezlerinde çok fazla evet. bir nüfus yoğunluğu da yaşanmaya başlanacak diyelim hocam bununla alakalı olarak. Bir şey daha eklemek istiyorum. Türkiye'nin tarım deseni yavaş yavaş değişmeye başladı gibi geliyor bana. Çünkü neden? Bakın daha güneyimizdeki sıcak kuşlar giderek kuzeye doğru tırmanmaya başladı ve biz artık yavaş yavaş tropikal kuşağın küresel ısınmanın etkisine girmeye başladık. Mesela ülkemizde artık eskiden sadece tropikal bölgelerde olup ama şimdi ülkemizde yetiştirilmeye başlanan bazı ürünler var. Bunlar da yetiştirilmeye başlandı. Artık demek ki tarım deseni değişmeye başlayacak. Belki bu şekilde tarımı yeniden kotarabiliriz. Artık yani daha önceki alışkanlıklarımızı bırakıp tarımda yeni alışkanlıklar edinirsek hani daha sıcak ülkelerde yetişen tarım ürünlerini belki ülkemizde denemeye başlarsak belki daha güzel sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum. Evet hocam yine bakıldığı zaman özellikle lavanta bazı bölgelerde yetişir denildi. Evet. Afyonkarahisar'da yine lavanta yetiştiren var ki bunun örneği de çok fazla var diyebiliriz. Hatta başarılı kadınlarımız da yine güzel meyveleri sebzeleri de yetiştirmeye başladılar diyelim bu konuyla alakalı olarak da. Peki hocam yine bu seneki sebze meyve durumunu değerlendirecek olursanız sizce nasıldı? Özellikle çiftçilerimizden de bazı mesajlar gelmiş. Onlar verimin düşük olduğunu söylemiş. Peki siz buna nasıl bir gözle bakıyorsunuz hocam? Şimdi bu tabii ki bir iklimsel kuraklık. Önce meteoroloji kuraklık olarak başlıyor. Daha evet. sonra hidroloji kuraklık. Peki hidroloji kuraklık nedir? Su kaynaklarının azalması. İşte yeraltı su seviyesi giderek aşağılara çekiliyor. Akarsular kuruma noktasına geldi biliyorsunuz. Evet. Sulak alanlar kuruyor. İşte Eber gibi mesela bizim yakınımızda çok güzel örnek var. İşte Karamuk gibi, Akşehir Gölü gibi, işte Burdur Gölü gibi, işte denizde Işıklı Gölü, Daskırı Gölü, Acı Göl gibi. Daskırı'daki. Yani bütün göller şu anda kuruma noktasına gelmeye başladı. Dolayısıyla bu tarımı tabii ki etkileyecek, hayvancılığı etkileyecek. Ama dediğim gibi artık suyu daha ekonomik kullanmamız lazım, daha akılcı kullanmamız lazım. Tarımdaki sulama alışkanlıklarımızı biraz artık değiştirmemiz lazım. Bunu tekrar söylüyorum ve söyleyeceğim, hepsine söyleyeceğim. Damlama sulama ve yağmurlama sistemini artık tamamıyla acilen geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yeraltı su seviyesinde çok mantıklı bir şekilde kullanmamız lazım. Çünkü ileride obruk oluşumları daha da artabilir. Bu dediğim gibi insanı can ve mal kaybına da yol açabilir diye de düşünüyorum. Evet tekrardan izleyicilerimize söyleyeyim. Özellikle Afyonkarahisar'da da obruklar evet. görünmeye başlandı diyelim. Hocam izleyicilerimizden mesajlar var. Hemen tekrar onu iletmek istiyorum. Hocam hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Mevsimlerin bu şekilde kayması hayvan nesillerin tükenmesine de yol açacak mı? İlerleyen zamanlarda yine bazı hayvan türlerini göremeyecek miyiz demiş. Güzel bir soru. Bakın tebrik ediyorum bu arkadaşımızı.
Türkiye'de hayvan türlerinde şöyle bazılarında azalma var ama bir de istilacı türler var. Mesela şimdiye kadar hiç görünmeyen türler şu anda ülkemizde görülmeye başlandı. Denizlerimizde de öyle mesela. Ben önce denizlerden başlamak istiyorum. Evet, hatta bir ara biliyorsun çok medyaya da konu oldu bu. Antalya, Mersin ve Adana özellikle o çevresinde işte aslan balığı, balon balığı gibi mesela daha önce daha sıcak denizlerde yaşamış olup da sonradan işte bu küresel ısınmanın etkisiyle deniz suyu sıcaklıkları artmaya başladı ve daha kuzey denizlerimizi istila etmeye başladı. Aynı şekilde mesela karada da bazı istilacı türler daha güneyde yaşayıp da daha kuzeye doğru çıkmaya başladılar. Ama bazı türlerde tabii yavaş yavaş nesli tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya kalmaya başladı. Mesela göçmen kuşlara ben değinmek istiyorum evet, çok. Hocam. Mesela eskiden Eber Gölü burada çok güzel bir kuş barınağını yani barınma yerini temsil ediyordu. Ama şimdi artık Eber Gölü'nde sular o kadar azaldı ki, Eber Gölü'ndeki ekosistem o kadar zarar görmeye başladı ki mevsimlik gelen göçmen kuşlar için artık orası bir cazibe merkezi olmaktan çıkmaya başladı. Bu da çok ciddi bir tehlike demek bizim için. Neden? Çünkü Eber Gölü'nün kuruması demek göçmen kuş rotasında değişmesi anlamına geliyor. Evet hocam. Özellikle bir program yapıyorduk. Ben ona değinmek istiyorum hocam. Memleketten Selam programıyla yine Afyon'un köylerini ekranlara getirdik hocam. Taşköprü köyü vardı oraya gittiğimizde. Orada yaşayan vatandaşlar, yıllar öncesinde yaşayan vatandaşlar orada önceden dört tarafı çevrili ada gibiydi resmen. Buralar camdan baktığımız zaman her yer manzaraydı dediler. Ve köye gittiğimizde neredeyse hiç su kalmadığını gördük. Şimdi hocam şu an bu şekilde konuşuyoruz. Yıllar sonra Türkiye için de böyle şeyler söyleyebilir miyiz sizce bu şekilde devam kesinlikle ederse? Kesinlikle olabilir. Şimdi bir de bizim doğru yaptığımızı sandığımız bazı önemli yanlışlar var. Ben biraz da onlara değinmek istiyorum. Mesela her şeyi iklime yüklemek tabii o da bir akılcı değil, rasyonel bir hareket değil. Biraz da bize de çok iş düşüyor. Yani her şey, yani mesela bu kadar sulak alanların kuruması sadece iklimden kaynaklanmıyor. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız mesela bir Eber Gölü'nü örnek alacak olursak Eber Gölü tamam yağışlarla besleniyor ama asıl beslendiği yer Sultan Dağı'nın drenaj sistemi. Ama oraya o kadar çok yapay bentler ve barajlar yapıyoruz ki gölün ayaklarını kesiyoruz, damarlarını kesiyoruz. Dolayısıyla göle gelen akarsuların önünü kestiğimiz için göl beslenemiyor. Bir de etrafında su çekimi yapılıyor gölden tarımsal amaçlı. Bu gölün kuruma sürecini giderek hızlandırmış oluyoruz. Bir de bunların dışında mesela göllerde anız göllerin etrafında anız yakma, işte göllerde sazlık yakma eylemlerini yapıyoruz. Bu da oradaki pek çok ekosisteme zarar veriyor. Çünkü o sazlık yakıldığı zaman pek çok önemli göçmen kuşların yumurtaları da zarar görüyor ve ölüyor. Ve dolayısıyla pek çok hayvanın yavruları da öldüğü için üremelerine darbe vurmuş oluyoruz. Ve onların da nesil tükenme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Özellikle anız yakma açısından bir şey daha söyleyeceğim. Çiftçilerin kolayına geliyor bazı çiftçilerin. Özellikle hububat yani ekili tarım yapan çiftçilerin anız yakmak ama anız yakıldığı zaman topraktaki birçok yararlı bakteriler de ve mikroorganizmalar ölmüş oluyor ve dolayısıyla toprağın üst horizonu zarar görmüş oluyor ve toprağın verimi de azalmış oluyor, düşmüş oluyor böylece. Evet, bu da çok yanlış bir uygulama diye söylemeden geçemeyeceğim. Bu noktaya da dikkat edelim. Özellikle göl civarlarında ya da normal yaşam alanlarında da anız yakma konusunda dikkatli olalım diyelim. Yine bir izleyicimiz az önce hayvan nesliyle alakalı sizlere özellikle bir soru yöneltmişti hocam. Tekrar bir izleyicimiz de demiş ki hocam vahşi hayvanlar artık şehir merkezlerine indi. Vahşi hayvanlar bile normal şekildeki hayvanlara benzemeye başladı. Bunun nedeni nedir demiş hocam. Şimdi bu biraz tartışmak lazım ama bunu vahşi hayvanlar derken yani mesela bir kurt ya da domuz ya da tilki ya da atıyorum bir ayı onun pek bir örneği yok. Hocam yine son günlerde yayınlanan bir haber vardı. Ayıların şehre indiği görüldü. Yine vatandaşlar yanına gidip fotoğraf çektirdi hatta. Evet evet. Şimdi o tabii şundan da kaynaklanıyor. Aslında pek çok eskiden doğadaki olan yer şimdi yerleşime açıldı. Evet, mesela ağaç kesimleri var biliyorsun. Ormansızlaşma var. Eskiden vahşi hayvanların yaşadığı alanlar şimdi şehirlere dahil olmaya başladı. Belki bu şekilde bir şehire inme olabilir. Çünkü ayıların başta olmak üzere yaban domuzları olsun işte tilkiler, kurtlar onların yaşam alanları giderek daralmaya başladı. Ve dolayısıyla insanla karşılaşma ihtimalleri çoğaldı. Yani artık hepimiz vahşi hayvanlarla artık karşılaşma ihtimallerimiz çoğaldı. Bu iyi mi kötü mü? Bence kötü bir şey bu. Evet hocam onların yaşam alanlarında bizler yaşamaya başladık. Çünkü bizler yaşamaya başladık. Bu sefer onların yaşam alanları daralmaya başladı. Ve hayvanların nesli tükenmesi sürecini yeniden hızlandırmaya başladık diyebilirim. Evet hocam buna da yine tehlikeli durum diyebiliriz. Evet, evet hocam ben değerli bilgileriniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet sürdürülebilir ve gerçekten sürdürülebilir bir yaşam aslında en önemli bizim şeyimiz yani mihenk taşımız olmalı. Kafamıza artık bunu oturtmamız lazım bu kavramı. Herkes elini taşın altına koymalı ve gerçekten gelecek nesillere iyi ve yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir dünya bırakmalıyız. Her şeyden önce bir ebeveyn de demiyoruz, bir insan olarak, dünya vatandaşı olarak bunu yapmalıyız. Benim her zaman bazen bir lafım vardı ama bu bazı çevreler bunu çok yanlış algılıyor. Aslında bunu bir açıklamak istiyorum.
Ben dedim ki bir gün bir yerde, günümüzde doğan bebeklere üzülüyorum dedim. Şimdi herkes şöyle bir baktı yüzüme. Niye üzül? Çünkü dünyanın maalesef daha kötü bir ekolojik yaşamını görecek diyorum bu bebekler. Ama bir yerde de tabii ki yani her doğan bebek yeni bir umut demektir. Güzel bir şeydir. Hayata yeni bir misafirimiz demektir. Güzel bir misafir demektir ama işte bu misafirimizi güzel ağırlamamız için biz de üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. İfade ettiğiniz gibi üzerimize birçok sorumluluk düşüyor. Özellikle doğru bilinen yanlışları ilk olarak öğrenmemiz gerekiyor diyebiliriz. Evet. Sonrasında da tekrardan ben bunun vurgusunu yapacağım kapatmadan önce. Su kullanımına lütfen dikkat edelim diyelim. Tekrardan ben değerli bilgileriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür sağ olun. Evet efendim, keyifli bir klibi ekranlarınıza getiriyoruz. Evet efendim, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri Afyonkarahisar'ın en özel, en güzel yerlerinde bizler de keyifli tura çıkarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Afyonkarahisar denilince akla gelen yerlerden biri de şüphesiz ki Karahisar Kalesi oluyor. Yine Afyon'da şöyle bir inanış da var, tekrardan onu da sizlere hatırlatalım. Özellikle Karahisar Kalesi'ne çıkan vatandaşlar 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da yaşayacak. Peki vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Bizler de Afyonkarahisar'ın kalesinin sokaklarına gittik efendim. Vatandaşlarımıza sorduk. Özellikle kaleye çıkan vatandaşlarımıza mikrofon uzattık. Sizler 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da yaşamaya hazır mısınız dedik. Yine ortaya renkli cevaplar çıktı. Kale turumuzda da yine güzel bir konakta mola verdik değerli izleyenler. Orada bizleri yine Arif Bey karşıladı. Konak hakkında, yine Afyonkarahisar hakkında da bizlere bilgiler verdi. Şimdi sizlere kale turuna çıkarıyoruz. Evet efendim, Afyonkarahisar denince ilk akla gelen yerlerden biri de şüphesiz ki arkamızda görmüş olduğunuz Karahisar Kalesi'dir. Karahisar Kalesi türkülerde olsun, efsanelerde olsun adından çok sık söz ettirmiştir. Bir rivayete göre de arkamızda görmüş olduğunuz Karahisar Kalesi'ne çıkan kişiler 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da yaşamak zorundadır. Biz de şimdi kaleye çıkan misafirlerimize kaleye çıktıktan sonra 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da yaşamaya hazır mısınız diye sorduk. Bakalım cevaplar neler? Şimdi buraya çıktınız, 7 yıl boyunca Afyon'da yaşamak zorunda kalacaksınız eğer Afyonlu değilseniz. Biz Aydınlıyız ama yaşarız, neye sorun değil. Bundan sonra Afyonlusunuz ama diyebiliriz. Yaklaşık 5 yılını burada geçirdik. 2 yılımız kaldı, onda 2 yıl daha arıcılık yaparız, geçiniriz yani, sorun yok. Peki yorucu muydu, kaç basamak vardı? Valla 750 basamak diyorlar ama biz o kadar saymadık. Evet, sen yoruldun mu? Yaşın da küçük. Hayır. Peki 7 yıl Afyon'da yaşayacaksın, nasıl olacak sence? Kötü. Kötü mü? Yaşamak istemiyor musun? Hayır. Hemen sizlere de soralım. Yorucu bir yolculuk muydu? Benim için pek yorucu sayılmaz. Çünkü ben dağlarda gezdiğim için alışıkım. Ama yani daha önce çıkmayanlar için gerçekten yorucu. Evet, özellikle hava da şu an çok sıcak. Şimdi rivayete göre bu kaleye çıktıktan sonra 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da yaşayacaksınız. Yaşamaya hazır mısınız burada? Vallahi şimdi işimiz gücümüz olmasa belki. Evet, kaleye çıktın mı? Çıkmadım. Peki çıkmayı düşünüyor musun? Çok fazla basamak var. Hava da oldukça sıcak. Çıkmayı düşünüyorum ama gerçekten de çok sıcak bir hava var. Evet, şimdi rivayete göre kaleye çıktıktan sonra 7 yıl boyunca burada yaşamak zorundasın. Peki Afyon'da yaşamak ister misin 7 yıl boyunca? Yani 7 yıl fazla bir oran. İleride kendi kariyerimde bence bu mantıksız geliyor yani çıkmak şu anlık. Yani... O zaman çıkmıyorsun şu anda. Evet, çıkmıyorum. Sizler çıktınız mı? Yok, hayır, çıkmadım hala. Peki çıkacak mısın? Şimdi rivayet de var. 7 yıl boyunca Afyon'da yaşayacaksın eğer kaleye çıkarsan. Ne düşünüyorsun bununla alakalı olarak? Zaten bu rivayetten korktuğum için çıkmaya gözüm yemiyor. Peki
Peki gerçek olabilir mi? Şimdi genelde çoğu kişi çıktığı zaman evet ben gerçekten kaleye çıktım 7 yıldır Afyon'dayım diyor. Sence doğruluk payı var mıdır? Yani vardır elbet ama mesela çıkan arkadaşlarım var. Yani hala da şehir dışında yaşıyorlar. Şehir dışında olan da arkadaşlarım var. İstanbul'da olup kaleye çıkıp mesela ama galiba bu sadece Afyonlara özgü bir şey. Afyon efsane diyebiliriz bu duruma. Yani evet biraz. Evet kaleye çıktın mı? Çıktım. Peki 7 yıl boyunca burada yaşayacaksın şimdi kaleye çıktın. Sence bu rivayet doğru bir rivayet mi? Yok daha önce çıktım hani burada kaç sene oldu daha hani yok ya burada yaşamıyor öyle bir şey değil. Peki şimdi çıkmaya cesaretin var mı? 7 yıl burada yaşamayı göze alıyor musun? O manzarayı izlemek için çıkarım. Evet oldukça güzel değil mi? Şu anda bile bakınca çok çok güzel bir manzara ki kalenin tepesinden Afyon ayaklarının altında. Aynen öyle. Hani o manzara için çıkılır diye düşünüyorum. Özellikle şu an gelmeyen izleyicilerimiz varsa kaleye çıkmayan izleyicilerimiz onlara neler söyleyebilirsin? Ya evet hani çıkarken yoruluyor insan nefes nefese kalıyor ama oraya çıkınca orada bir abimiz var hani sudur içecek satan. Hani oraya oturup böyle bir serin bir şeyle o Afyon manzarası arkasının altında izlerken çok hoş gidiyor ya. Yani çıkılır değer bence. O zaman bütün izleyicilerimizi bu güzel Afyon manzarasını izlemeye kaleye davet ediyoruz efendim. Kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak bir takım yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Tabii burada soruşturma gizli. Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla burada narin kızımızın, narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri yargı huzurunda, millet huzurunda hesap verecekler. Ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Narin kızımız kaybolduğu günden itibaren bu işin üzerinde hassasiyetle duruyor. Bir an önce bulunması ve bulunduktan sonra da yine özellikle soruşturma aşamasını çok yakından takip etti. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse hanımefendi bu hususta gerçekten hassas olduklarını sürekli gelişmeleri yakından takip ettiklerini de ifade etmek istiyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, biz Adalet Bakanlığı olarak, teknik olarak her türlü desteği özellikle soruşturma makamlarına veriyoruz. Ve bu anlamda da soruşturmanın akabinde de dava açıldığında kimlerin bu konuda sorumlu olduğunu ve yargı huzuruna çıkarıldığında millet olarak, millet vicdanını da rahatlatacak. Tabii ki gideni geri getirmemiz mümkün değil. Çok üzüldük. Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması, meydana gelmemesi için gayret göstermeliyiz. Toplum olarak özellikle çocukların korunması konusunda aileler olarak, devlet olarak hepimize düşen görevler var. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok çalışmalıyız. Gerek küçük yaşlardan itibaren çocukların bu konuda eğitilmesi ve ailelerin bu konuda özellikle eğitilmesi konusunda gerek çocuk istismarını önleyici tedbirler, gerekse de bu olaylar vuku bulduğunda, tabii vuku bulmasını hiç kimse istemez. Hepimiz istemeyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onu koruyacak olan da eğer ailesi koruyamıyorsa devlet mutlaka bu konuda tedbirler alır. Ve aldığımız çok sayıda tedbir var. Geçmişte bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu kurulmuştu. Orada alınan tedbirler çerçevesinde bu konudaki cezaların Türk Ceza Kanunu'nda artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı. Türk Ceza Kanunu 103. maddede bu cezalar şu anda dünyada en yüksek cezayı çocuk istismarı anlamında veren bir ülke konumundayız. Burada özellikle soruşturmanın en ince detaylarına kadar hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde ifadeler değerlendirilerek, tüm teknik veriler değerlendirilerek, HTS kayıtlarından baz kayıtlarına, şu anda tespit edilen kamera kayıtlarının TÜBİTAK çözümlerine, yine toplanan telefonlardan elde edilen bazı ses kayıtlarının çözümlenmesine varıncaya kadar birçoğu kamuoyuna yansımamış bilgiler var. Ve sonunda iddianame ortaya çıktığında da
sorumlular yargı huzurunda hesabını verecek ve narin kızımızın kanını yerde bırakmayarak yargı toplum vicdanını rahatlatacak, bir karara ulaşacak ve katil ya da katiller de en ağır cezaya çarptırılacak. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz maalesef hunharca İsrailli askerler tarafından şehit edildi. Yaptığı neydi? Oradaki soykırımı kınamak, oradaki teröristleri kınamak, Filistinli mazlumların hakkını savunmak, insan haklarını savunmak için barışçıl bir gösteriye katıldı. Bir insan hakları savunucusu, insan hakları aktivisti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteyi bitirdi. Bu sene Haziran ayında mezun olmuştu. Haziran ayındaki mezuniyet töreninde Amerika'da Filistin bayrağı açarak Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Oradaki katliamın durmasını istedi ve Filistin'e geldi. Filistin'de mazlumların hakkını savunurken oradaki barışçıl bir gösteride İsrailli teröristler tarafından, askerler tarafından hunharca katledildi, şehit edildi. Tabii bunu duyar duymaz biz, vatandaşımızın yabancı bir ülkede şehit edilmesi konusunu biz takipsiz bırakamazdık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen soruşturma başlattı. İç hukuktan kaynaklanan bir hakkımızı hemen vakit geçirmeksizin kullandık. Tabii Ayşenur Ezgi kardeşimizin otopsi işlemleri önce Filistin'de yapıldı. Oradaki adli tıp uzmanları bu otopsi işlemlerini yaptılar ve sonrasında naaşı Türkiye'ye getirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda da Minnesota protokolüne uygun bir otopsi işlemi yapıldı. Özellikle tam detaylı bir otopsi. Çünkü bu otopsi uluslararası standartlarda bir otopsi ve uluslararası mahkemelerde de geçerliliği olacak bir çalışma yapıldı. Ve geçen hafta da Ayşenur Ezgi kardeşimizi İzmir Dikili'den ebediyete uğurladık. Ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Onun hakkını, hukukunu hem iç hukukta koruyacağız hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak yarın. Mutlaka bu konuya da değinecektir. Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine Ayşenur'un raporlarını intikal ettireceğiz. Hem de Ayşenur'un özellikle soykırım davası şu anda devam ediyor. Türkiye'nin katılma talebi de söz konusu oldu. Uluslararası Adalet Divanı'na da Ayşenur kardeşimizin raporlarını takdim edeceğiz ve delilleri sunacağız. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsrail'i saldırganlarla ilgili soruşturmaya da yine Ayşenur'un delillerini takdim edeceğiz. Önceki gün Filistin Büyükelçisi makamımıza geldi, Adalet Bakanlığı'na. Adli yardımlaşma kapsamında Ayşenur'un Filistin'deki soruşturma dosyasını tüm ekleriyle beraber bizlere takdim etti. İçerisinde CD'si ve flash disk, flash bellekteki tüm resim ve görüntülerle beraber tüm dosya kapsamı şu anda Filistin'de devam eden soruşturmanın bir nüshası da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal etti. Soruşturma hem Ankara'da devam edecek hem de uluslararası hukuk anlamında da Ayşenur Ezgi kardeşimizin hakkını, hukukunu korumanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla mazlum Filistin'de şehit edildi. Bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef çocuk hakları diyen, kadın hakları diyen uluslararası kuruluşların hiç sesinin çıkmadığını, nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını hep beraber görüyoruz. Uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerinin kararlarının bir sonuç vermediğini üzülerek görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken hep buna işaret ediyor. Uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımayan, yaklaşık bir asırdan bu yana Birleşmiş Milletler'in sayısız kararlarını, Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararlarını hiçe sayan, uymayan bir yapı var. Yani buna devlet demek de mümkün değil. İşte 7 Ekim'den bu yana da dünyanın en büyük soykırımı bütün insanlığın gözü önünde gerçekleştirilirken uluslararası kuruluşların tedbir kararlarına, Uluslararası Adalet Divanı'nın
tedbir kararlarına da uymayan bir yapı, adeta bir terör örgütü, bir terör devleti karşımızda maalesef var. İnşallah Türkiye bu akan kanın durdurulması noktasındaki diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda oradaki işgalin sona erdirilmesi ve özgür bir Filistin'in doğması ve 67 sınırlarında İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilerek başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin bağımsız devleti kurulmadan buradaki kanayan yaranın tedavi edilemeyeceğine yönelik görüşümüzü de her platformda söylemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında bütün dünyaya seslenecektir bu anlamda ve bütün insanlık vicdanının sesi olacaktır ve mazlumun hakkını koruyan, insan haklarını dünyada savunan bir dünya lideri olarak hep beraber yarın takip edeceğiz. Ayşenur Ezgi kardeşimi de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesiyle görüştük. Sonuna kadar onun hakkını, hukukunu savunmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve hem ulusal anlamda hem de uluslararası hukuk anlamında bütün takiplerimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, yeni anayasa ile ilgili bizim tavrımız net. Zaten Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması noktasında aslında herkes mutabık. Siyasi düşünceleri çok farklı da olsa evet, bu bir darbe anayasasıdır. Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşması noktasında aslında milletçe hemfikiriz. Tabii burada önemli olan bir uzlaşmanın sağlanabilmesi. Anayasalar toplum sözleşmesidir. Anayasamız 1982 Anayasası, 1980 darbesi sonrası darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa. Dolayısıyla Cumhuriyet Evet efendim, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Az önce sizlere ekler tarifi vermiştik değerli izleyenler. Malzemelerini ilk olarak ekranlara getirdik. Malzemeleriniz de hazırsa hemen tarifin detaylarını da sizlerle paylaşalım. Önce eklerimizin kremasını hazırlıyoruz. Tenceremizde şeker, yumurta sarısı, süt, un ve nişastamızı alıyoruz. Malzemeler karıştıktan sonra ocağımızın altını açıp kesilmemesi için de sürekli karıştırarak kremayı ilave ediyoruz. Pişen kremanın üzerine henüz sıcakken vanilya ve tereyağını ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine hava almayacak şekilde kapatıp soğuması için de buzdolabına koyuyoruz. Daha bitmedi efendim. Kremamız soğurken krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir paket krem şantimizin üzerine soğuk süt ilave edip kıvam alana kadar da mikserle çırpıyoruz. Buzdolabında soğuyan soğuk süt ilave edip kıvam alana kadar da tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Çırptıktan sonra ağzını hava almayacak şekilde kapatıp yine buzdolabında da bekletmeye başlıyoruz. Bir gün önceden hazırlayıp kullanırsak da yine kıvamı daha lezzetli olacaktır. Bu da yine tarifin altındaki püf nokta değerli izleyenler. Daha sonraki aşamalarda ise yine eklerin hamurunu hazırlamak için tencerenin içerisine su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilyayı koyup ardından karıştırıyoruz. Daha sonra ocağı alıp karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan karışımın üzerine unu ilave edip sürekli tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımız
Hamurhane aldıktan sonra da yaklaşık 4 ve 5 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. Pişen hamurumuzu ocaktan indirip soğumaya da bırakıyoruz. Hamurumuz soğuduktan sonra da içerisine yumurtaları tek tek kırıp mikser yardımıyla çırpıyoruz. Hamuru sıkma torbasına alıyoruz veya buzdolabı poşetine alıp makas yardımıyla kesip uç kısmını açtığımızda da yine vanilyalar sıkılacak kıvama gelecektir. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine de yine hamuru bir parmak uzunluğunda sıkıyoruz. Sıkma işlemi bittikten sonra elimizi suyla ıslatarak uç kısımlarını düzeltiyoruz. 200 derece ısıtılmış o fırında da üzeri kızarana kadar tekrardan pişirmeye de devam ediyoruz. Kremamızı krema torbasına dolduruyoruz ve ince uç takarak soğuyan eklerimizin alt orta kısmından içine doğru kremaları sıkıyoruz. Krema torbamız yoksa eklerimizi ortadan bölerek kaşık yardımıyla da yine kremayı koyabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış efendim. Hangisi daha rahat olacaksa. Son olarak da yine ben Mari usulü eritilen çikolataları eklerin üst kısmına batırıp çıkarıyoruz. Bütün eklerlerimize aynı işlemi yapıyoruz. Üstlerin çikolatası donan eklere yine dekor olarak da ben Mari usulü erittiğimiz beyaz çikolataları yine şerit halinde yapabiliriz. Yine az önce tarifi verirken de söylemiştik efendim. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Antep fıstığı, fındık, nasıl isterseniz o şekilde de yine üstünü süsleyebilirsiniz ki üst çikolatayı artık rengarenk de yapabiliyorsunuz. Çilekli de yapabilirsiniz. Antep fıstığı da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde de sunumunu sizler hazırlayabilirsiniz efendim. Yine söyleyelim. Özellikle çocukların eve geldiğinde sağlıklı atıştırmalık aradığını hepimiz biliyoruz. Özellikle çocuklarınız için de bu şekilde sağlıklı atıştırmalık eklerleri yapabilirsiniz. İlerleyen programlarda yine güzel tarifler vermeye devam edeceğiz. Özellikle iki renkli kurabiyelerimiz de vardı. O kurabiyeleri de yine ekranlara getirmeye devam edeceğiz efendim. Yine günün bir diğer kitabıyla programımıza devam ediyoruz. Bir diğer kitabımızsa yine şifalı taşlar. Özellikle az önce Okan hocamızı ağırlamıştık. Okan hoca da bugün yine sonbaharın başlangıcı olduğunu söyledi. Özellikle burçlar noktasına da değindi. Şimdi burçlar denilince yine akla şifalı taşlar da geliyor değerli izleyenler. Özellikle bazı burçların bazı şifalı taşları da var diyebiliriz. Peki kitapta neler anlatılıyor? Hemen ona da o konuda da sizlere bilgi verelim efendim. Yine sağlığın korunmasında ve tedavi yöntemlerinde de şifalı taşlar kullanılıyor diyebiliriz. Hasan Kocabaş da yine bu kitabında şifalı taşların ne işe yaradığını anlatmış. Rengarenk taşlar bünyesinde lityumla mor, titanyumla pembe, krom veya demirle kırmızı, bakır veya kromla yeşil, bakırla mavi veya lacivert yine farklı renge bürünen birçok taş var. İslam medeniyetinde de bu taşlar ve yararları hakkında yüzlerce de eser yazılmış ancak bunlar bugün ilaç sanayinin baskısıyla bizlere unutturulmaya çalışıldı. İnsan sağlığı yanında hayvan sağlığı ve tarımsal faaliyetlerde de kullanılan ve önemli bir şifa kaynağı olan bu taşların en önemli fonksiyonları ise yine mineralleri dengelemesidir. Yine binlerce taş var değerli izleyenler, binlerce taşın faydasını da saymakla bitiremeyiz. Hemen ben size bir taş hakkında bilgi vermek istiyorum. Yine herkesin çok yakından bildiği zümrüt taşı. Şöyle görselini ekranlara hemen taşıyalım değerli izleyenler. Zümrüt taşı da yine turkuaz rengiyle özellikle göz alıyor da diyebiliriz efendim. Peki zümrüt taşının özellikleri nedir? Zümrüt beril taşının alt türündedir. Sarf berilin rengi beyazdır. Zümrüde yeşil rengi bünyesinde az miktarda bulunan krom veya vanadyum verir. En kaliteli zümrüt saydam, çatlağı olmayan ve derinliği hissedilir. Yeşil renkte olanlar en kalitelileri arasında yerini alır ancak kusursuz zümrüt arayan zümrütsüz kalır. Çok pahalı olanlar da yine bulanlardır. Bu güzel sözde de yazarımız yine taşın ne kadar değerli olduğunu vurgulamış. Zümrüt taşı çatlakların bulunmasıyla ünlüdür. Çatlağı olmayan kusursuz zümrüt nadiren bulunur ve olağanüstü de değerli kabul edilir. Zümrüt şiddeti darbeler sonucunda iç çatlaklar geliştirilebilir. Çatlaklar yağ ile kapatılarak da kusursuz zümrüt elde edilir diyelim efendim. Tekrardan şöyle ben zümrüt taşını ekranlarınıza getireceğim. Yine sayfamızda da görüyorsunuz birçok da zümrüt çeşidimiz de var diyebiliriz efendim.
Evet, hemen zümrütle alakalı bilgileri vermeye yine devam edelim sizlere. Özellikle oksitler grubunda yer alıyor. Yine çizgi rengi, beyaz parlaklığı camsı, yine kırılma şekli de kıymıksı olarak da ifade edilmiş. Yine yararlarını da saymakla bitiremeyiz. Özellikle hastalıklara karşı önleyici birçok etkisi var diyebiliriz. Yine kitabımızda da özellikle doğal taşların ne işe yaradığı da detaylı olarak anlatılmış efendim. Evet, günün kitaplarını, günün filmlerini ekranlara getirdik. Yine stüdyomuzda çok değerli hocamızı ağırladık değerli izleyenler. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünlük programımızı burada noktalıyoruz.